Bir çarşamba günü yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlar. Çarşamba diyoruz ama perşembe günü. Evet, cümleleri bazen böyle karışabilir. Evet, pazar gerçekten karıştı. Enflasyon verisi beklentinin de üzerinde gelince işin rengi değişti. Altına bakıyoruz. Kan kaybı altında devam ediyor. Bitcoin çok ilginç bir şekilde yukarı doğru hamleler yapıyor. Dolar endeksine bakıyoruz. Aşağı doğru geri çekiyor. Şimdi kafalar karıştı. Kafalar karıştı. Dolar endeksi neden aşağı yönlü hareket ediyor? Ya da tablonun diğer yüzünden bir bakalım. Madalyonun diğer yüzüne bir bakalım. Dolar endeksi neden bir aydır yukarı yönlü hareket etti? Faiz arttırımı mı oldu? Hayır. Herhangi bir şey mi oldu? Hayır. Bunun sinyali ne? Aslında bakarsanız yani enflasyonu bu yönde etkileyecek veriler masadaydı. Yani büyük kurumlar, büyük yatırımcılar, piyasa yapıcılar, oyuncular, o büyük kişiler, yani sen ben biz değiliz, merak etmeyin. Bunlar zaten bu verileri analiz ettiler. Yükselen bir petrol fiyatı var. Yükselen bir enerji maliyetleri var. Rusya-Ukrayna gerginliği çerçevesinde tahıl ürünlerinin yukarı yönlü tavan yapması ve bu çerçevede zaten bu veriler doğal olarak enflasyonu da tetikliyor olması doğal olarak enflasyon beklentilerini bir çıt yukarı gideceği sinyali vardı. Şimdi ne demek istiyorsunuz? Yani bir yanda kötü verileri söylüyorsunuz, bir yandan da çarşı karıştı diyorsunuz, bir yandan da pozitif misiniz? Ben pozitifim. Yani çok ilginç bir şekilde bu sefer pozitifim. Yani şu verileri normal bir şeyde okusak deriz ki negatif, durum negatif. Nakite geçme zamanı. Nakite geçme zamanı mı? Hayır. Bana göre. Neden? Son bir aydır piyasalar zaten çöküyor. Neye göre çöküyor? Ya da dolar endeksi, şu tabloya baktığımızda dolar endeksi 1-1,5 aydır yukarı yönlü sert hareket yapıyordu. Hatta bizler diyorduk yani dolar endeksine ne oldu da bir anda yukarı yönlü sert hareket yapıyor. Son bir 25 bas puan faiz arttırımı masada, bu da bunu garantilemiş oldu. Yani bana göre garantilemiş oldu. Yani herkes aynı yöne bakıyor. Biraz farklı yönden, farklı çerçeveden bakmak istedim. Burada da zaten şöyle bir altına da bir bakarsak arkadaşlar. Altın gelsin. Altında da zaten bir düşüş var. Bakın son hatta bir ayı da geçin bir düşüş vardı. Bu bana göre son faiz arttırımlarını fiyatlama olayı. Bazılar diyor ki enflasyon verileri dünya genelinde sürekli yükselecek ama evet enflasyon verisi sürekli yükselebilecek ama faiz arttırımlarının önünde bir engel var. Bunu daha önce de söyledik. Amerika'daki seçimler. Yani dünyanın herhangi bir ülkesinde seçim olduğu an sıkı para politikasından vazgeçilir. Neden? Piyasa rahatlatılmak zorunda. Eğer piyasa rahatlamazsa bu iktidara negatif, negatif yönlü etki eder. İktidarlar da bu negatif tabloyu göze alamazlar ve özellikle seçime yakın sıkı para politikasından vazgeçmeleri lazım. Evet, 2024'te Amerika'da seçimler var. 2024'te Amerika'da seçimler var. Artık ya son bir faiz arttırımı gelecek ya da es geçirecek. Bu es geçirme olasılığı yani 50-50 diyebilirim. Ama her iki durumda da artık yolun sonuna, yani faiz arttırımının sonuna gelip artık riskli varlıkların yukarı yönlü hareket etmesi gerekiyor. Yani bir anda enflasyon verilir, bir anda faiz artmıyorsa doğal olarak insanlar enflasyona karşı daha fazla getiri getirecek yerler ararlar ya da kötü senaryo, yani bizler için öngörülememezlik bir durumda da ne yaparlar? Altına yatırırlar. Nakite geçebilirler mi? Yok, geçemezler. Çünkü enflasyon olduğu sürece nakit, özellikle USD'de durmak zarar getirir diyeceğim bunlar. Şimdi altında son durum ne? Yani 1900 aşağısına doğru bir iğneleme yapabilir mi? Yapabilir. Sat sinyali gelmişti. Zaten tablomuz da burada, bakın. Burada giriş sinyali vermiştik 1880 bantlarında. Neden? Bir ara sayılı düğümümüz var. İki düşen trenimiz ama satış noktaları da 1955-56 bantları olduğunu, bunun da yukarıdan gelen bir düşen trendimiz çerçevesinde olacağını söyledik. O senaryo gerçekleşiyor. Şimdi
Daha aşağılar bekliyor muyuz? Eğer daha aşağılar gelirse, özellikle 1880 bandının aşağısında kapanışlar yaparsa iş tehlikede demektir. Bir alt sinyalimiz yok hala. Tablo şu anda altında, bir çıt negatif. Özellikle son 4 aydır altında negatif bir tablo var. Bir düşen trend var. Bakalım bu düşen trendi ne zaman kıracağız? Bir dahaki deneyişimizde mi? Dönüş sinyalleri ne zaman? Evet, öncelikle bir düşen trendin kırılımı. Şöyle bir baktığımızda aşağı yukarı 1940-45 dolar bandı üzerinde kapanışlarla gelir, ama altın için artık kritik nokta 1980 dolar bandı çerçevesinde olacağını düşünüyorum. 2024 yılı bunun hali arkasındayım. Altın yatırımcısının daha fazla yüzünün güldüğü bir tablo olacak. Şimdi özür diliyorum. Şöyle bir bu değerlerin kralına geçelim. Evet, dolar endeksinde negatif bir tablo var bizim için. Neden? Hocam yükseliyor. Bunun yükselmesi piyasalar için negatif. Ama son 3 gündür baktığımızda da hafif de olsa bir geri çekilme var. Bugün bir ufak bir yeşil mum yaktı mı, yakacak mı? Tepe noktası şimdilik 105 bantları arkadaşlar. Yani 105.7 bantları, buranın üzerinde kalıcı olursa piyasalar gerçekten riskli bir konuma gelebilir. Yani sadece kazan yönüne bakmamamız lazım, artık kaybetme yönüne de bakmamız lazım, ama ara sayıda yavaş yavaş şişkinlik noktasına da geldiğini düşünüyorum. Yani bir iki adım daha gidebilir, ama ondan sonra artık 2024'ün de sonuna geliyoruz. Artık dolar endeksinin aşağılara doğru biraz salması, piyasayı rahatlatması gerektiğini düşünenler tarafında. Evet, şimdi geldik Bitcoin'e. Bitcoin ne yapacak? Bitcoin'de de bir düşen trendimiz var. Yani bu trendi de söylemiştik zaten. Yani şöyle bir yükselen trendimiz vardı. Şuradaki düşüşü şu tablomuzdan açalım. Daha net olsun. Hep bu tablomuz açık kalıyor ama nedense. Evet. Buradan düşüş geleceğini daha önceleri belirttim. Dikkat edilmesi gerektiğini, aşağıda bizi 26 banttan beklediğini ama 25'e kadar iğne attığını söyledik. Bu çerçevede hala döndük mü? Dönüş sinyalleri var mı? Pozitif verilerle bir başlayalım. Öncelikle pozitif verelim. Bir ara sayıda dibimiz var. Hocam buradan aldınız mı? Biz 16.000'den beri bakın şu trende her değişimde oyuna girerek güzel karlar yaptık. 2. Şimdi pozitif verin. 2. Bizim o meşhur ikili stratejimizde al sinyali yandı. Bak burada da al sinyali yakıyor, güzel bir yükseliş. Burada da al sinyali yakıyor, güzel bir yükseliş. Burada da al sinyali yakıyor, güzel bir yükseliş. Bakalım bu sefer tekrardan öyle bir yükseliş olacak mı? Öncelikle bu ikili stratejimizde al sinyali var. Tamam, ona kabulüz. Ama ara sayıda net bir al sinyali 60 bandında olur ve grafikte de dönüş bandımız yok. Yani dönüş bir mumumuz yok. Sert, hacimli bir mum gerekiyor. 2. 28.500 üzerine attık mı artık tehlikeli bölgeden uzaklaşmış oluruz. Diyeceklerim bunlar. Ara sayı hala pozitif gözüküyor. Al sinyali net bir şekilde var. Ama bir mumla da özellikle buralarda çok fazla zikzak çektiği için de 25.000'in aşağısındaki kapanışlar artık 23.000'i getirir diyorum. Daha önce de 24.000 diyordum. Şu süreçte neden? Şu trendi kırdık, bir test etmedik. Eğer ki şu ilk kırdığında bir test edip sağlıklı bir yükseliş yapsaydık, piyasalar yani Bitcoin için pozitif bir veri olacaktı. Sağlıklı bir yükseliş olacaktı. Ama bazen böyle ileriki bir dönemde bir test olayı can yakıyor. Evet, o can yakan noktalardan birinde miyiz? Evet, o noktalardan birindeyiz. Altcoin'ler kan gölüne mi döndü mü? Evet, birçok kişi altcoin'lerde can çekişiyor. Yani negatif tablolardan bir tanesi bu. Yani düşen trendi hala test etmedik. Gün geçtikçe bu tablo aşağı iniyor. Bakın şu trendimiz aşağı iniyor. Önceleri diyorduk ki 24.900, 24.000 ya da 25.000 diyorduk. Şimdi artık 23.800 civarını gösteriyor. Belki 24.000'den dönecek. Yani bunun da sinyali şu 25.000'deki desteğimiz sinyal veriyor. Eğer 25.000 desteğimiz kırılırsa artık 23.000'e doğru
giden bir süreç olacak. Hocam piyasa 21 bini, 22 bini bekliyor. Gelir mi o yönde? Özellikle enflasyon verisi bu çerçevede gelince short oranları azaldı. Doğal olarak bir onları patlatma operasyonu olacak. Ama olur da artık buranın üzerinde fiyatlarsak, 28 binin üzerinde fiyatlarsak artık bu patlatma operasyonu değil. Kusura bakmayın, geç kalmışsınız anlamına gelir. O yüzden bu çerçevede şuradaki dipten ufak bir alma yapmanızı söylemiştik ki birçok coin'de en aşağı %15-%20 kar getirdi. Yani sadece Bitcoin'in alanlar bile %15-%20 kar etti. Altcoin'ler daha fazla kar getirdi. Diyeceklerimiz bunlar. Şöyle bir yorumlar kısmına geçeceğim ama kahvemi de bir yudumlayayım. Emre Bey yazmış. Daim olsun ulaşacağım demiş. Evet. T hocam, T'ye bir bakalım. Evet. MTL, şu Oğuzhan Hoca, şu coin isteklerini, dikkat çekilen coinleri Telegram grubumuzda yazın. Ben bu aralar biraz uzaklaştım. Neden? Piyasa yataydı. Şimdi Telegram grubunda hocam ne alacağız, ne alacağız? Aldıklarımı söyledim ama şu anda piyasa yataydı. Aşağı düşse hoca aldırdı. Hoca aldırdı. Yukarı çıksa iyi ki ne hoca aldırmış olacağız. Yani şu durumda biraz tedirginim. Yani ufak alımlar yaptım. %30 nakitteyim. %70 maldayım. Oranımı da söylüyorum. Bir bakalım. Recep hocama ben teşekkür ederim. Emeğinize sağlık olacağım. Çıktığından beri düşen coin. Harika. Bunların çoğuna baktık. Şu T ile bir başlayalım. Evet, T. Bu şeydi herhalde ya. Neydi? Fan token mi? Yok, fan token de değildi ya bu. Ben bir an fan token sandım da aklıma öyle geldi. ONG ile karşılık. Bir ara bayağı bir sert hareket eden coinlerden bir tanesiydi şu süreçte. Bakalım. Evet, 10 milyon adedi var. Bu fiyatlar eder mi? Eder arkadaşım. Eder. Yani bu fiyatlar... Ya bu fiyatlar eder arkadaşım ya. Ben bunu nasıl kaç... Pardon, 10 milyar pardon. Söylediklerimi unutun, silin. Ben bir an 10 milyon olarak gördüm. 10 milyar adet. Bu fiyatlar eder mi? Aşağı yukarı. Eder arkadaşım. Bu fiyatlar eder yani. Belki biraz daha aşağılardan maliyetlenebilirsek daha güzel olur. Yani 1-0 atarsa da şaşmam. Buradan yukarı vurursa da şaşmam. Ama ne yapalım? Grafiği yorumlayalım. Grafik bize ne diyor? Grafik amcam. Şuradan %90'ın piyasada. Tamam, bu güzel. Pozitif verinin bir tanesi cebimizde. T coin. Şurada şöyle bir düşen trendimiz var. Bak, bunu uzatalım. Yani Ulaş Hoca düşen trend çizir. Gelmedi ya şu. Karesi var bana. Düşen trend. Burada kırılıyor. Hiç olmadı. Yüzde kaç? Buradan girenler 21'den 29, %30'a yakın kar. Güzel bir kar mı? Benim için güzel bir kar. Şimdi tehlikeli sularda mıyız? Aşağı yukarı. Ama pozitif sulardayız da. Neden? Daha önce burada bir dibi var. Burayı denememiş. Ama al sinyalini de yakmış. Pozitif verilerden bir tanesi bu. İki, şuradaki düşen trendini kırmış mı? Hoca yine düşen trend. Yani ne çiziriz? Ne görürsek bunu çiziyoruz. Şimdi sizi kötü senaryo da çizeceğim bak. Neden buranın aşağısı tehlikeli senaryo dedim, biliyor musun? Bak, burada çanak kulp ya da omuz baş omuz formasyonunda diyebilirsiniz. Fark etmez, ne derseniz deyin. Şöyle bir ya da çanak kulp de, yani fark etmez, şöyle bir çanak. Her şeyin kilit noktası 14 bandı aşağısı tehlikeli suların başladığı nokta, tehlikeli anların başladığı noktaya gelir. Evet. Allah Allah ya. Bende bir aksilik var arkadaşlar bugün. Neyse, şuradan açalım. Bazen böyle sıkıntılar olabiliyor. Evet. Al sinyalimiz mevcut mu? Mevcut. Yani şu. Ya da bir saniye. Kırılım noktası da sanki burasıymış gibi geldi. Evet. Farklı bir açıdan baktığımda bu. Çok ilginç. Dikkat edin. Yani dikkat edin.
Tehlikeli sınır al sinyalimiz de var ama şu tablo beni biraz korkutuyor arkadaşım. Şu an üzerine atabilir mi? Bir saniye. İğnelerden alırsak. Yani şöyle söyleyeyim. 17-18 bandı üzerinde kapanış yaparsa pozitife dönerim. Pozitife dönerim ama onun dışında bir şey diyemem. Yani bir, neden buranın üzerine atmış olur? İki, bugün sistemde bir sıkıntı var arkadaşım. Anlamadım. İki, şuradaki düşen trendi kırmış olur. Yani iki tane pozitif veri var, olur. Ama o pozitif verinin oluşabilmesi için dediğim gibi kaç burası? 18 band. 18 bandının üzerine atacak. Buradan girelim mi? Madem 18 üzerine atacak. Atarsa diyoruz. Atarsa erken öten orasın başı kesilir. Evet, geçtik. Metale bir bakalım. Şimdi metalle durum ne? Artık bir tablodan mı bakalım şu? KuCoin'den bir bakalım ya. Al sinyali mevcut. Yani 1.6 1.6'da daha önce bir yerimiz var mı? Yok. Evet, şura. Ben bunu daha önce inceledim. Bir de oradaki çizimlerimize bir bakalım. 1.6. Şimdi bu iptal. ...1.6 üzerinde kapanış yaparsa gözünü 2'ye çevirir arkadaş. Bak burada ara range'imiz var. Kritik bir noktada. Gel oraya. Evet. Bugün bir şeyler var ama anlayamadık. Neyse. Birisinin nazarına mı geldik? Yani al sinyalimiz mevcut. Ara sayışma noktasında negatif olan verilerden bir tanesi bu ama coin'in geçmişine baktığımızda şişme noktasında fark etmiyor. Uyumsuzluk vererek kendini yukarı atıyor. Yine öyle bir şey yapabilir mi? Yapabilir ama bunun sinyali de 16 bandı üzerindeki kapanışta belli olur. Evet, diyeceğim bunlar. Bunun dışında herhangi bir şey görmüyorum. 16 bandı asıl range bu. Evet, buraya da yine atıyor ama buranın üzerinde farkındaysanız hiç kalıcı olamamış. SEI'ye bir bakalım. SEI 10 bandının altına bir düşse yani alacağız ama bir türlü buranın da altına salmadığını görüyoruz. Aşağı yukarı 12 bandlarına ufak bir alım yaptım. Şunu bir 4 saatten açalım. Yeni bir proje. İlginç bir şekilde şuraya alamıyor. Çok ilginç. 12 bandının üzerine atamıyor. SEI bir al sinyali yaktı. Şuradan bir 12 bandının üzerine at. Düşen trendini kırmış. Veriler pozitif arkadaşlar. Veriler pozitif ama 12 bandının üzerine atamıyor. Yavaş yavaş da SAT'a dönecekmiş gibi ama şöyle ufak bir mum atsa da al sinyali devam eder. Buradan yoluna devam edebilir mi? Edebilir. Sonraki hedef 14.5 bandı. İkinci hedef. Eğer 14.5'ü alırsa buradan 16 bandına gider ve asıl ipin koptuğu yer 16'dan sonra ne yapabilir? Yani bu olası senaryo. Evet. Bugün bende bir şeylik var. Yani şöyle bir W çeker yoluna devam ediyorum der. 16 bandının üzerindeki kapanışlarda www.com olur. Tabi bu varsayım. Yani ama öncelik nedir? Şu 12 bandını kırması lazım. Al sinyaline devam etmesi lazım. Aptos'a bir bakalım. Aptos uzun süredir bir düşüşte. Aptos'u 8 dolardan da aldık. 10 dolardan da aldık. 5 bandından da aldık. Ama hala düşmeye devam ediyor. Aldıkça düşüyor. Yani biz zaten 3 onu tepede okutmuştuk. Bakalım. 4'ün altında fazla kalacak mı yoksa öncelikle şu 5.2 bandını alması lazım. 5.2'yi alırsa ilk adım pozitif gelir ama burada da şu düşen trend var arkadaşım. Şu düşen trendi kırması lazım. Bu da 5.8, 5.9
9 bandlarını gösteriyor. Al sinyali mevcut tablo pozitif, her şey pozitif. Bir düşen trendin kırılması lazım bana göre. Evet, 5.2'de bir direncimiz var. Orada bizi o kadar zorlayabilir mi? Zorlayabilir. Daha önce vermemek için elinden geleni yapmış. Bakalım bu sefer alabilecek mi? İlerleyen günlerde bunu göreceğiz. Uzun vadeli ben aptosu topladığımı belirtiyorum. Yani düşükçe topluyorum. Ortalama düşürme gibi bir niyetim yok. Orta vadede ortalama düşürülmez. Düşen güzel gördüğünüz yerlerden girersiniz oyuna. Evet, şöyle bir neye bakalım? O akşam. Evet, OAKS eğer ikinci bir hamleyi yapacaksa, 21 band üzerinde kapanış yaparsa, OAKS'da beklediğiniz bir hamle gelebilir mi? Gelebilir. Şu 4 saatte açık kalmıştı. Bir günlüğüne bir bakalım. Evet. Günlükte daha gidecek birkaç yolu daha var ama burayı alırsa gerçekten güzel bir hamlenin de başlangıcı olur. 21 bandı OAKS için güzel bir kırılım anı olur diye düşünüyorum. Herhangi bir şey var mı? Eğer pozisyonlarını koşturanlar varsa en fazla şöyle mi diyeceğiz? Çizebilirsek de bu arada hepsinin bize garezi var. Yani şu trendin kırılmadığı sürece aşağı yönlü OAKS için bir sıkıntı yok. Önemli olan buranın üzerinde kalması zaten 15 bandı. 15 bandını şimdilik vermediği sürece bir sıkıntı yok. İkinci sıkıntımız nokta olacak yerlerden bir tanesi de şu yükselen trend. Yükselen trend kırılmadığı sürece de ben OAKS'da herhangi bir negatif tablo görmüyorum. Ama buranın üzerine atarsa artık daha pozitif oluruz diye düşünüyorum. Evet, burayı alırsa bu sefer 25-26 bandına doğru hareket eden bir OAKS görürüz. Diyeceklerim bunlar OAKS'ta. VIP'e bir bakalım. VIP ne fazla düştü ne fazla çıktı. Düşen trend kırıldı. Şu an üzerine atamıyor. 45 bandının üzerine atarsa birinci nokta bir. Burası ikinci nokta aslında 58 bandı. Eğer 58 bandı üzerinde kapanış yaparsa W'nuz hayırlı uğurlu olsun derim. Al sinyali hala devam ediyor. Ama dönüş mumları maalesef hala yok. Yani bir yan iki, daha doğrusu birçok pozitif yön var. Bir, düşen trend kırılmış. İki, al sinyalimiz var. Üç, ara sayıda dibini oluşturmuş. Bunlar pozitif. Ama dördüncü şey, dönüş mumu yok. Şöyle hacimli bir mum atması lazım ve iğneden ziyade ikinci mumu da onun üzerinde getirmesi lazım diye düşünüyoruz. Evet. Başka neye bir bakalım? Arkama bir bakalım. Arkamda son durum ne? Arkam, yani şimdilik burayı destek yapmış gibi. Evet, 34 bandının aşağısında gün kapatmamış. Şurada bir girmiştik. Güzel bir kar getirdi. Bakalım yine öyle bir şey getirebilir mi? Bir trend var ama o trend hala kırılmış değil. Girenler varsa, buradan gelecek olanlar varsa 33 bandının aşağısındaki kapanışlara dikkat etmelerini tavsiye ederim. Bir de neye bakalım? Aldığım coin neydi? Geçen yayında söyledim. Bond'u aldım. Çok hacimsiz bir coin. Ya delist olur ya da yukarı yönlü güzel bir patlama yapar. O yüzden yüksek mevlalar bırakmayın. Ve özellikle 2 bandın aşağısındaki kapanışlarda da stop olmayın. Unutmayın. Al sinyalimiz devam ediyor. Yani asıl yükselişler nereden sonra olur? 2.6 ama ondan önce bir 2.4 bandını almak zorunda. Eğer 2.4 band üzerinde kapanış yaparsa bu da ben www.com yaptım der. W formasyonları bizim özellikle kriptolar için güzel bir yükselişin sinyali oluyor. %100 tutuyorum ya, %70 formasyonların tuttuğunu biz daha önce sizlerle konuşmuştuk. Daha nerelerden düştü? Bakalım oraya kadar gelir mi? Oraya kadar gelmesine gerek yok arkadaşım. Yani tutup 20-30 dolara kadar gelmesine gerek yok. Bizim için ya yani şuralara gelsin. 3.5'e, 3.4'e, 4'e geldi mi benim için yeter de artar da. Altcoin'lerde unutmayın, oyun kuralı ne?
iki katına kadar olan süreçte ana parayı kurtarma. Piyasa sizi tokatlayacağına bir kez de siz piyasayı tokatlayın demek istiyorum. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.